Şimdi İslamiyet'teki vahiy dört türlüdür. Bir, peygamberlere gelen vahiy Cebrail vasıtasıyla gelir. İki, evliyalara gelen vahiy Cebrail'siz gelir. Üç, bütün varlıkların dili olan Kur'an-ı Kitap, bunları okumak bir vahidir. Her varlığın istat ve kabiliyetini okumak ehli arif için ancaksın mümkündür. Bu da vahidir. Dört, bir salikin mürşid-i kamilinin irfaniyet ve ilm iledinden istifade etmesi de o saliklere vahidir. Vahiy cinsindendir o da. Neden? Bilmiyor. Mürşid mazarından Cenab-ı Hak onlara kendi istat ve kabiliyetlerini tebliğ ediyor. Bu da vahidir. Anlatabildim mi? Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Tebligat yapıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de yalnız Hazreti Muhammed'e vahiy gelmedi. Bugün Meryem Validemize de dediğin gibi Kur'an-ı Kerim'de Meryem Validemiz'in ismi var mı? Var. Ona da vahiy ettik diyor. Hatta Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde biz bal arısına vahiy ettik diyor. Hayvana bile vahiy geliyor. Demek ki burada insanların kemalatının elde edilmesi için çeşitli yönlerden formüller vermiş Cenab-ı Allah. Bugün hakikaten bir Meryem nedir? Meryem hali de şöyle olmuştur. Ali İmran ailesi demiştir ki benim bir evladım olursa ben sana adadım bunu demiştir. Ama doğru Meryem gelmiştir. Ya Rabbi ben ibadethaneye bu oğlan çocuğu olsaydı adayacaktım ama kız çocuğu olduğu için adamadım. Adayamam. İnşallah bana bir oğlan evladı verirsen adarım demiş. Ondan sonra tabii Meryem büyümüş. Büyüdüğü zaman bunun tahsilini Zekeriya Aleyhisselam'ın dayısına düşmüş. Kura çekmişler. Zekeriya Aleyhisselam Meryem validemizin dayısıdır. O kız halindeyken onu tahsil ettirmiş. Bir kale, kalenin pencereleri yok, kapısı yok. İpten merdivenle kalenin içerisine iniyor. Mihrab'ın olduğu yerde ona derslerini veriyor ve orada bundan kemalatı getiriyor onu. Bir gün hatta her gün getirmiş, yemeğini getirmiş. Orada ona dersi vermiş. Bir gün mihrapta Meryem validemizin kış meyvelerini yazın, yaz meyvelerinin kışın olduğunu görmüş. Demiş ki ya Meryem bunları sana kim veriyor? O da demiş ki Rabbim bana bunları ihsan etti. Artık bundan sonra sizin herhangi bir tam getirmenize gerek kalmadı. Demiş. Dikkat ederseniz bir formülle bir hikaye gibi bu meseleyi ifade ediyoruz. Halbuki böyle midir bu? Hayır. İşte bir salik daha evvelden ikilikte olan bir Meryem'dir. İkilikte olan bir Meryem ne yaptı? İkilikten neyle kurtuldu? Zekeriya Aleyhisselam gibi bir mürşid-i kamile gitti. Onun bu penceresi açık değil, kapısı açık değil. Yani kelam yok. Bir insan bilmezse ne anlatabilir? Gözlük hakkı göremiyor, kulağı hakkı duyamıyor, dil hakkı konuşamıyor. Yani bu pencereler de kapalı. Ona o tevhidi Zekeriya Aleyhisselam telkin etti. Ettikten sonra artık öyle bir hale geldi ki fena fille oldu ve kendisinden ilhamlar, doğuşlar zuhur etmeye başlayınca Zekeriya Aleyhisselam geldi. Dedi ki bunları sana kim veriyor? Rabbim ihsan ediyor dedi. Çünkü onun Rabbi artık kendi sıfatlarından tecelliye başladı. Ondan sonra da ne yaptı? Meryem validemiz kemalata geldiği anlaşıldı. Yani buradaki Meryem validemiz artık bir insanı kamil oldu. Veyahut da bir peygamber oldu. Manen peygamber oldu. Ondan sonra da Cebrail geldi. Ondan üfürdü. İsa onda hamile kaldı. İsa'ya doğurdu. Yani bir müşrik kamilden salik nasıl hamile kalırsa veledi kalp diyoruz. Kalbin oğlu diyoruz. Yani kalbin oğlu ruhtur insan vücudunda diyorsak aynen ifadeleri kendi vücut ülkenize veyahut da salik ile mürşid babına uygularsanız bundan güzel zevk alırsınız. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ne oldu? Meryem İsa'yı doğurdu.
Lisaniydi, ruhullah'tı. Dikkat ederseniz, kamil doğurur ancaksın. Fena mertebelerinde müstikamiller annedir, beka mertebelerinde müstikamiller babadır. Fena mertebelerinde onu südüyle besler, büyütür, her türlü ihtiyacını görür. Çünkü tahsil salik için fenadadır. Bekada tahsil yoktur. Orada da artık tecelliler ile kemalata getirir. Dikkat ederseniz daha evvelki bir salikin bir mergem gibi ikiliği hali ifade edilirken Zekeriya Aleyhisselam'daki olan tahsilinden sonra kemalata gelmiş ve kemalata geldikten sonra kendi butunundan ruhu, veled-i kalbi surata getirmiş. Dikkat ediyor musunuz? Peki peygamberlerin görevi nedir? Peygamberlerin görevi Cenab-ı Hakk'ın tebligatlarını ümmetine tebliğ etmektir. Emirlerini tebliğ etmektir. Müstikamillerin görevi nedir? O da aynı. Var mı arada fark? Yok. Tebligat yönü aynıdır. Ama tabi mertebe yönünde peygamberler farklıdır. Mesela Bakara suresinin 253. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak diyor ki bazı peygamberleri bazı peygamberlerden üstün kıldık diyor. Ama Emine Resulü'ye baktığımız zaman 285. ayet-i kerimeye o da diyor ki siz peygamberler arasında tefrik etmeyiniz. Demek ki tebligat yönüne hiçbir tebligat herkes, her peygamber ve her insanı kamil tebliğa memur. Ama mertebe yönüyle, makam yönüyle bütün peygamberler kavimlere indirilmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Demek ki mertebeleri değişik. Zaten peygamberlere de baktığımız zaman Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman kalp sahibi, Davud aleyhisselamın kendisi zat sahibi. Onun oğlu. Kıssalarına baktığımız zaman Davud aleyhisselamın fetvasına baktığımız zaman zata kadar fetva veriyor. Ama Süleyman Aleyhisselam'a geldiğiniz zaman Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda bekanın da tahsilini içerisine veriyor. Telkinatını veriyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz bunu. Diyor ki bir gün diyor Davud Aleyhisselam iki kişi geldi. İki kişi gelmiş. Demiş ki benim tarlamı bu çoban tarumar etti. Helak etti. Ben bundan şikayetçiyim. Çobana soruyor. Ne yaptın sen diyor. Uyumuşum diyor. O zaman diyor. Senin kaç tane koyunun var? 300 tane. Senin tarlanın dönemine kadar 300. Tarlayı sen ona ver. O sana versin diyor. Bak dikkat ederseniz nefis çobanı nefsin istediği gibi süpürüyor bırakırsa bu tarla sahibi olan ruhun bu sıfatlarını, bu araziyi tarumar eder. Nefis hakikaten bu vücut tarlasını tarumar eder. Burada ekinler var, bir sürü masum çıkacak. Bu insanın gözünün görevi var, kulaklarının görevi var, ağızların, dilinin, her türlü ağzının görevi var. Bu tarumar eder. Fetvasında öyle diyor. Madem diyor, ey çoban, nefis çobanın, sen uyudun, yani zevkine baktın, uykuna, gaflete girdin, o zaman bu sıfat göz olan harama baktı, kulak gıybet dinledi, dil yalan söyledi ve böylece bu ruha ait olan bu araziyi, çünkü hayatta vücudu tutan ruhtur, bu araziyi harap ettin. Onun için sana ceza olarak sen koyunlarını buna ver, sen de tarlayı al götür, onu mamur et. Görüyor musunuz? Yani kişinin fena fillaha kadar olan bir fetvasıdır bu Musa şeyin, Davud'un. Dışarı çıkıyor. Hadi gidin diyor. Dışarı gidince Süleyman oynuyormuş orada. Süleyman da diyor ki babam nasıl fetva verdi? Davud'un oğlu malum Süleyman Aleyhisselam. Diyor ki işte koyunlarını tarla sahibine, tarlayı da koyun sahibine verdi. Çok güzel söylemiş de diyor. Ben daha güzelini yapardım diyor Süleyman. Duyuyor onu içeriden Davud. Oğlum Süleyman o iki kişiyle beraber gelin bakayım içeri diyor. İkisi birden geliyorlar. Sen diyor böyle böyle dedin. Nasıl yaparsın onu? Diyor baba çok güzel söylemişsin ama ben de yap, şöyle bir fetva verdim. Yani Cumhuriyet'e kadar diyor o tarlayı boyun sahibine verdin ya, çobana verdin ya
O zamana kadar diyor, başaklar olasıya kadar diyor yetiştirsin, büyüsün, çektiği uykunu, cezasını çeksin. Onu yetiştirsin şeyleri, mahsulü yetiştirsin. Çobanın koyunlarında diyor, tarla sahibi verdir. Tarla sahibi de diyor, onun yününden, sütünden istifade etsin. O zamana kadar o da diyor, mağdur olmasın. Cumhuriyet geldiği zaman diyor, gene diyor, koyunları çobana iade ederim, tarlayı da sahibine iade ederim diyor. Dikkat ederseniz, menafille oldu, bekabillahın giyinmesini sağladı. Bak, Süleyman Aleyhisselam kalp sahibi bir peygamber. Yani bize anlatıyor mu bu vaka? Anlatıyor. Demek ki, yani vücut ülkesindeki olan olayları anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. Başka şey anlatmıyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte peygamberlerin birbirlerinden farklarını idrak edemezsek veyahut da her peygamberin hangi mertebede, hangi topluma hitap ettiğini, ki kavimlerin hepsi aynı değil ki, kimin kavim vardı, diyelim ki 100 tane, kimin kavim vardı, 300 tane. Demek ki onların da mertebeler var. Mertebe yönüyle birbirinden üstündür peygamberler ama tebligat yönüyle mürsel peygamber de tebligat yapar, nebiler de tebligat yapar, resuller de tebligat yapar. Biz o hepsine birden peygamber diyoruz. Peygamber Arapça bir kelime değildir. Peygamber Farsça bir kelimedir. Yani kolay gelsin diye hepsini birden toplayabiliriz biz. Onun için bu farklı idrak edersek o zaman kendi vücut ülkemizde bu tebligatın da daima olduğunu anlarız. İşte onun için bu farklılıkları ancaksın vücut ülkenizdeki bu kıssaları, bu örnekleri, bu peygamberlerin durumlarını kendi vücut ülkenizin zevkine ererseniz zevk edersiniz. Yoksa satırlardan öteye geçemezseniz imkanı yok, kendiniz de okuyamazsınız. Şuhutlarınız da olmaz ve bu Adem kitabında okumamız mümkün olmaz. İnşallah okuyanlardan iyisi Cenab-ı Hak.